Yine cep telefonu getirmiş okula. Bu çocuk hiç akıllanmayacak. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Sınıfta olduğumu unuttunuz sanırım. Yusuf, Ahmet, yaptınız mı ödevinizi? Hangi ödevi öğretmenim? Ahmet ve Yusuf'un yapması gereken bir ödev çocuklar. Rahat olun. Evet öğretmenim. Yaptım öğretmenim. Abi, abi, çabuk gel, bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım, bu kadar önemli olan şeyi biz de bilelim. Olmaz. Sadece abime söyleyebilirim. Hadi abi, çabuk ol. Özür dilerim öğretmenim, izin verir misiniz? Tabii ki Yusuf. Ben de merak ettim doğrusu. Çok uzamasın ama. Hadi Osman söyle, ne oldu? Sana mı bir şey oldu? Bir yerin mi ağrıyor? Arkadaşınla mı kavga ettin? Söylesene Osman, ne oldu? Amma telaş yaptın abi. Yok bir şey. İyiyim, kavga etmedim. Hiçbir yerim ağrımıyor. Neden dersin ortasında sınıfıma geldin o zaman? Öğretmenin nasıl bıraktı seni? Of abi. Bir dur. Öğretmenim bilmiyor burada olduğumu. Tuvalete gideceğim dedim. Abi, bana para lazım. Nasıl yani? Abi, bu Yücel var ya. Yücel. Yarın Yücel'den özür dilemeni istiyorum. Bir daha da böyle şeyler yapma ne olur. Anneciğim, mecbur muyum buna? Mecbursun tabii. Kim bilir arkadaşın ne kadar üzülmüştür. Yüzünü temizlerken canı yanmıştır belki de. Acımış mıdır gerçekten? Bence acımıştır. Hem acımasa da yazık değil mi oğlum? İnsan arkadaşına böyle bir şey yapar mı? Tamam anne. Özür dilerim. Yücel. Özür dilerim. Kabul etmiyorum. Lütfen. Söz bir daha yapmayacağım. Tamam. Özrünü kabul ediyorum. Oley. Teşekkür ederim Yücel. Hop. Bir şartla. Bana çikolata alacaksın. Ondan kolay ne var? Yarın getiririm. Yarın değil. Şimdi alacaksın. Şimdi nasıl alayım? Sınıftan çıkamam ki. Hem param yok. Sen bilirsin. Alacağım, tamam. Bana para lazım abi. Hadi çabuk ol. Hayır. Sana para vermeyeceğim. Hadi seni sınıfına götüreyim. Yücel beni affetmeyecek yoksa. Ne olur abi. Israr etme Osman. Sana para vermeyeceğim. Of abi of. Bir çikolata parası versen ne olur sanki.
Bunu evde annemle konuşalım. Hadi sen sınıfına git, ben de gideyim. Aferin Ahmet. Gayet güzel anlatmışsın. Eminim yazarken hatanı daha iyi anladın. Hı hı. Gir. Özür dilerim öğretmenim. Yusuf, hayırdır? Mesele neymiş? Önemli bir şey yok öğretmenim. Abi olmak çok zor. Peki, ısrar etmeyeceğim. Ahmet ödevini okudu. Şimdi senin okumanı istiyorum. Öğretmenim, dün bütün aile bu konuyu konuştuk. Ahmet de bizdeydi hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Yardımlaşmak paylaşmaktır. Yardımlaşmak bizde olan bir şeyi bizim belirlediğimiz miktarınca aynı şeye ihtiyacı olan kişilerle paylaşmaktır. Kafa karıştırıcı görülebilir bu söylediklerim. Ama düşündüğünüzde anlamanız hiç zor değil. Evet, yardımlaşmak paylaşmaktır. Hasta komşumuza götürdüğümüz sıcak bir kase çorba da yardımlaşmaktır. Alışverişten dönen bir tanıdığımızın birkaç poşetini taşımak da yardımlaşmaktır. Sıcak havalarda sokak hayvanları için bıraktığımız bir kap su ya da yiyecek de yardımlaşmaktır. Bir yakınımıza ihtiyacı olduğunda borç vermek de yardımlaşmaktır. Hiç tanımasak da ihtiyacı olan başka birine geri ödemesini beklemeden verilen para da yardımlaşmaktır. Güler yüzlü olmak, güzel söz söylemek de bir yardımlaşmaktır. Annemi sofraya hazırlarken masaya bir tabak koymak bile yardımlaşmaktır. Yardımlaşmak duygusu ihtiyaçtan doğar. Size yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Babamla fırına gitmiştik. 3 tane ekmek aldık. Babam 4 tane ekmek parası verdi. Fırıncı amca yan taraftaki sepete hemen bir ekmek koydu. Sepette birkaç ekmek daha vardı. Babama neden daha fazla para verdiğini sordum. O da bir ekmek de ihtiyacı olanlar için dedi. Meğer ihtiyacı olanlar gelip o sepetten ihtiyaçları kadar ekmeği para vermeden alıyorlarmış. Ben bundan çok etkilenmiştim. Neden biliyor musunuz? Yardımlaşmanın ne demek olduğunu gördüm ve bunu hiç unutmayacağım. Çünkü babam kime ekmek aldığını bilmiyordu. Ekmeği alan da kimin aldığını bilmiyordu. Arkadaşımızla ders çalışmak yardımlaşmaktır. Bilmediği bir konuyu anlatarak öğrenmesini sağlar, bilgimizi paylaşmış oluruz. Ama sınavda kopya vererek o konuyu hiç öğrenmemesine, çalışmamasına neden olabiliriz. Yardımlaşmayı anlatmak kolay görünse de aslında çok zordur. Bye.